Günaydın. Şimdi jime geldim. İdman yapacağım. Size biraz Amerika jim ortamını göstereyim dedim. Aynı zamanda da idmanlarımı görebilirsiniz. Şimdi bugün bakıyorum idmanımda neler var. Siz de aynı şekilde benim gibi bu programı kullanabilirsiniz. Compete Elite HQ diye geçiyor program. Ben de genelde Instagram'da postlarımda vesaire etiketliyorum. Siz de uygulamayı indirip aynı şekilde yararlanabilirsiniz. Koçum benim bu idmanları yazıyor. Zaten programın da sahibi. Bugün bakıyorum. Bugün bench press var. Bakın görüyorsunuz. Bench press yapacağım. Ardından da close grip bench press. Yani daha yakın triceps'e vuracak şekilde yapacağım bench press olacak. Sonrasında da zamanıma göre bir idman yapabilirim, kondisyon idmanı. Öğleden sonra da yine idman yapacağım. Bugün şu an için bench press ve close grip bench press'i yapıp sabahtan belki bir tane de kondisyonla bağlayıp ardından da öğlen kondisyonları genelde yapacağım. Evet, shoulder mobility'mi yaptım. Şimdi bench press yapacağım. Bench press'te geçen hafta 3 set 5 tekrar yapıyorum yine. 4 saniye aşağı indirmeli tempo yaparak, yani 1 2 3 4 yapıp ardından press yapıyorsun. 5 tekrar yapıyorum. Geçen hafta 175'imle başladım bench press'imin. Yaklaşık 180 pound'a geliyordu. Yani 82 kilo falan, o civarda bir şey. Bu hafta 5 pound artırıyorum. Yani 185 pound olacak. Toplamda da 84 kilo olacak. Hadi bakalım. Nobody close to it, nobody says it, but still everybody knows the shit. The most hated on out of all those who say they get hated on, and they just songs that exaggerated all so much, they make it all up, there's no such thing. Like a female with looks so close and clean, it just means so much more, there's so much more people when you're rapping, you know what for, there's so much going on. So I'd like to welcome y'all to Marshall and Andre's Carnival. Come on. Now let's get down to business. Artı şimdi de bench press'imin %55'ine düştüm. Yaklaşık 135 pound, yani 61 kilo. Şimdi restli, yani belirtilmiş rest olarak 5x10 yapacağım. 10 tekrar basacağım. Close grip yakın tutuşla. Tricep üzerine daha fazla vuracak. 10 tane yapacağım, ardından 1 dakika dinleneceğim. Toplamda 5 set tekrarlayacağım bunu. Bakalım nasıl gidecek 1 dakika rest. Sonra
Evet, şimdi son olarak da sabahki session'ı bitirmeden biraz core yapacağım. GHD makinesinde tutuş, core'u sabit tutarak. Ardından da pull up press diye bir hareket var, bunu göreceksiniz. Ve hollow rock yapacağım. Yine ondan şekilde görebilirsiniz, video alacağım. Toplamda 3 round yapacağım. Core'u bitirdikten sonra gideceğim öğle yemeği yiyip ardından da ikinci session için diğer gym'e geçeceğim. Favorite white boy, right? I owe you for this one. I've been patiently waiting for a track to explode on. Yeah. You stun if you want in your ass and get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. Yeah. You thinking I'm a fucking fall off. İdmanlarımın bir kısmını bitirdim. Siz de gördünüz. Amerika'da bir gym ortamı. Bu gym'i fazlasıyla seviyorum çünkü çok fazla kalabalık olmuyor. Aynı zamanda da içeride mesela kahve falan da var işte. Kahve alabiliyorsun, su ücretsiz aynı şekilde gibi gibi artıları var. Onun haricinde ekipman olarak da gayet güzel. Kürek makinesi mesela var, her gym'de olmuyor. Onun haricinde bisiklet, assault bike değil ama shivin bike var. Yine aynı şekilde crossfit'te kullanabileceğimiz bir bike. Diğer taraftan süper, insanlar vesaire de gayet tatlı, iyi. Belki bilmiyorum, görmüşsünüz çok fazla kişi yoktu ama genelde popülasyon böyle 10 yaşından hani 70 yaşına kadar insanlar geliyor. Ve insanların fark ettiğim hani size böyle egolu veya işte ya şu çocuğa bak kasılıyor, işte kaslı artist falan tarzı böyle bir bakış açısı yok. Onun haricinde böyle hiç belki hani baktığınızda kaslı göreceğim mesela bir çocuk mesela geldi bana böyle ya impressive falan yaptı, böyle el üstü yürüyordum işte. Hani beklemeyeceğim bir hareket yani. Geldi böyle sordu, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. O günden bugüne mesela selamlaşıyoruz. Ve onun haricinde yaşlı iki tane amca vardı. İdmanın ortasında beni durdurdu. Ya squat yaparken niye yukarıda değil de mesela aşağıda tutuyorsun dedi. İşte low barla high bar back squat'ın farkını falan soruyor. Ne farkı var? Veya onun haricinde işte back squat'la front squat. Bana hep back squat yapılması söylendi. Neden front squat yapmayayım falan filan. Ben dedim işte amca yaşlısın falan. Mobiliten için sana back squat demişler tarzında. Güzel bir şekilde anlattım. Bu komik bir nokta vardı. İki tane amca. Bir tane şeyde işte trainer'la PT yapıyorlar. Adam zorlandı baya böyle. 60-70 yaşlarında falan varlar işte. Dedi ki ya ben bunları önceden yapıyorum dedi. Yaşlı amca yandan atladı. Ben de dedi. 30 yıl öncesinde falan yaptı böyle. Çok komik, böyle tatlı esprileri falan da var böyle. İnsanlara karşı bakış açıları da gayet böyle sıcak. Hani seni görünce selam veriyorlar. İşte veya hep mesela hiç muhabbetim olmadığı halde hep mesela gördüğüm kişi işte mesela 5 kere mesela üst üste gördüm mesela ayrı günlerde. Hani bir şekilde böyle bir samimi ortam oluyor. İster istemez hani bir sonraki geldiğinde ne haber, nasılsın tarzında böyle muhabbete direkt giriyorlar. Hani insanların sıcakkanlı olması vesaire o noktada gayet mükemmel bir nokta. Şimdi gideceğim, biraz alışveriş yapacağım. Ardından da öğle yemeği yiyeceğim. Sonrasında da idmanlarımın kalan kısmını bitireceğim. Hadi öpüyorum. İkinci session için gym'e geldim. İlk idmanım 4 round 12 kalori bike all out. Direkt sprint yapıyorsun. Ardından da max bar muscle up. 2 dakika dinleniyorum. Burada da görebilirsiniz. İkinci idmanımda da pressing strength. Strict handstand push up, body weight skull crushers. Handstand push up yine strict. Dumbbell French press heavy olacak relatively. Burada da yine strict handstand push up 4 round. Şimdi bu idmanları atacağım. Öncesinde bir esneme yapacağım. Kolları falan, omuzları açacağım. Çünkü omuzumda şurada bir ağrı var. 2 gün öncesinde çok uzun bir idman yaptım. 29 round sürmüştü. Toplamda 1 saatim falan aldı dinlenmeyle birlikte. O idmandan sonra gerek duygusal anlamda sonrasındaki vücudum ve de aynı zamanda da fiziksel olarak söyleyebileceğim, hissettiğim bir ağrı var. Umarım önemli bir şey değildir. Olabildiğince stretch yapıp esnemelerle açmaya çalışıyorum. Bakalım bar muscle up da falan etkileyecek mi? Umarım etkilemez.
reminiscing in my head, like a baby grown dead. Destination heaven, sitting politic with passages from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress, the tailor fitted my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your dame. Straight out the good book, look, niggas is shook. 50 fear, no man, warrior, swing swords like Conan. Picture me, pen and hand, write lines, know them the source of poet. When I die, don't read this, I say a genius wrote it. Without my pops, did that make me bitter? I put faces, I got doubt, does that make me a quitter? In this right man's world, I'm sending up to a squirrel. Looking for a slap with a nice butt to get a gut. Bahanelerden konuşalım. 18, 6, 4 aldım. Bar muscle up. Roundlar sırasıyla. Elim acıtıyordu bu bar. Acıtmaya başladı yani. Hatta görüyorsunuz patladı da elim. Onun etkisi fazlaydı. Bir de omzumu da hafiften hissettim açıkçası. Biraz böyle geriye attı diyebilirim. Evet, bunlar bahanelerim. Dolayısıyla son roundda olmamın sebeplerinden bir tanesi bu iki bahane. Ancak bahaneler tabii kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla da çalışmaya devam. Waiting to make it through all the hate and debating, whether or not you've been even weathered a storm. There's your pain on the table, they operating to save you. It's like an angel came to you, sent from the heavens above. They think they're crazy, but they ain't crazy. Let's face it, shit, basically they just playing sick dance. Shit, they ain't saying shit's brand 50s. A to the K, get in the way, I bring drain. And with me and turn this day into fucking man. You staying with me? Don't let me lose you. I'm not trying to confuse you. When I let loose with this Uzi and just shoot through your Isuzu. The message, am I getting through to you? You know what's coming, you motherfuckers don't even know, do you? Take some big and some pop, and you mix them up in a pot. Sprinkle a little bit yellow top, what the fuck do you got? You got the realest and illest killers tied up in a knot. The juggernauts of this rap shit, like it or not. It's like a fight to the top, just to see who got it for the spot. You put your life in this, nothing like surviving a shot. Y'all know what time it is, soon as 50 signs on his dot. Shit, what you know about death threat, cause I get a lot. Shady records is 80 seconds away from the top. Some cowards fuck with the wrong building, they meant to hit out. Pound kullandım, yani 17,5 kilo. Siz de yapmak isterseniz kendinize göre ağır bir kilo seçmenizi tavsiye ederim. Ya ağır bir kilo da 4 tekrar yapacaksınız. Mesela 7 tekrar çıkarabileceğiniz bir kiloyu seçmeniz mantıklı olur. Ve gün biter idman olarak. Bu da son idmanımdı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün bayağı bir idman yaptık size. Sabah kalktık idman, öğlen kalktık idman, akşam kalktık idman. İnanılmaz derecede sıkıcı bir hayatım var. Ekran başından da bunu anlamışsınızdır. Bir gün boyunca sadece idman yaptığınızı düşün genel olarak. Aralarda da işte yeme içme, biraz takılmaca, başka işte kafanızda olan işler falan filan derken. Böyle. Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Benden beklentileriniz vesaire varsa da aynı zamanda spor açısından da. Ya şimdi 5,5 yıldır falan crossfit yapıyorum. Türkiye'deki sizlere bir şeyler sağlama noktasında, sadece Türkiye'de, Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerime ayıp olmasın, özür dilerim, ayvalam. Ne sağlayabilirim o noktada, işte program yazma falan filan, bunları düşündüm ama bilmiyorum yani bununla ilgili talep olur mu vesaire. Sizlerin beklentisi varsa benden yazabilirsiniz. Programlama bile olabilir veya dijital bir şeyler hazırlayıp size sunma tarzına da olabilir. İdman hareketleri hakkında bilgi verme vesaire olabilir. Bununla ilgili yeterli bir talep varsa elinden geleni yapmak istiyorum açıkçası.
Biraz da sizin tarafınıza bu videolarla da pas atıyor. Bilmiyorum. Toplumun nabzını ölçme açısından. Çünkü Türkiye'de CrossFit henüz daha yani Avustralya'da yaşadım ve şu an Amerika'da yaşıyorum. Yani kıyasladığımız zaman hiçbir şey yani. O yüzden de gerçi son zamanlarda biraz daha artış oldu ama bilemiyorum. Sizin beklentiniz varsa lütfen aşağı yazın. Ben de bu noktada gerekli bilgiyi almış olurum. Farkına varmadığım bir şeyler de olabilir. Hadi öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik iyi akşamlar, artık gece oldu. Ben de eve gideyim yatayım falan yani.